Hadi abi. Artık aklımızı işe verme zamanı. Alman misafirlerimiz binaya giriş yaptılar Yiğit Bey. Tamam, biz de geliyoruz. Siz de hazırlanın. Evet. Artık sadece Almanlar var. Hadi gidip bitirelim şu işi. Hadi abi. İnşallah cins tipler değillerdir abi. Yok yok. Willkommen. Hallo. Guten Tag. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok yakışıklı. Full karizma. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hakkınızda çok şey duyduk. Hoş bulduk. Ben de sizin hakkınızda çok şey duydum. Dilerseniz daha fazla bekletmeyeyim sizi. Buyurun toplantı odasına geçelim. İşte bu bana sürpriz oldu gerçekten. Seni göreceğimi biliyordum ama burada değil. Bu kadar erken değil. Nur, nereden tanıyor bu adamı? Nereden bileyim abi? Burada çalıştığını bilmiyordum. Evet, evet burada çalışıyorum. Sen burada. Şaka gibi. Sen burada ne alaka? Konuşacak çok şey var. Yıllar var. Toplantıdan sonra arayı kapatalım. Kapatalım yani. Tabii şey yapalım biz. Kapatalım. Toplantıya giriyoruz değil mi beyler? Tabii tabii buyurun sizi bekliyoruz buyurun. Resmen tanıdık çıktı ya. Ne alakası olabilir ki onun bu adamla? Demek Nur'la beraber çalışıyorsunuz. Demek Nur'la tanışıyorsunuz. Çok uzun zamandır. Çok uzun zamandır. Kendine geliyorsun ya. Çatlak mısın sen? Durup dururken iyi dişe edeceksin böyle. Ya kaç yıl geçmiş? Bu ne panik? Böyle sanki gizli saklı şeylermiş gibi. Böyle sanki bir kabahatim varmış gibi.
çocuktun. Çocuktun, büyüdün, ne var yani? Değil mi? Ha? Ne var ki yani? Ne var? Ne var yani? Değil mi? Einzelheiten aus dem Beispielprojekt, das wir in Kursen aufschauen würden, können Sie im vor Ihnen befindenden Mappen nachfolgen. Yiğit. Yiğit, Allah aşkına şu adama şöyle bakmayacak mısın gibi ya? Rezil olacağız, ne yapıyorsun? Şu suyu uzatsana. Fatih işte. Fatih işte. Ya ne olacak Nur Hanım? Sen Yiğit'i tanımıyorsun çünkü, değil mi? Şeyi öğrenince... Şey olduğunu işte bunun. Uf, ama çocukluk yani. Çocukluk işte. Yiğit'e de öyle dersin. Çocuktum işte. Sen olsan bozulmaz mıydın yani? Böyle sen olsan o çocukluk şeyini böyle saçını başını böyle evre çevre böyle şey yapmaz mıydın? Şöyle buyurun. Şöyle. Buyurun. Buyurun. Ne yapıyor bu? Çatlak işte. Bayağı da samimilerdi yani, şaka gibi. Eli ayağı ne uzunmuş bunun, tanımadığı yok maşallah. Ay yok, ben meraktan çatlayacağım. Yürüyün kızlar. Bombayı patlattın, tuvalete kaçtın. Aa, ne bombası canım? Hadi aptal yatma. Bizi çok etkiledin gerçekten. Aa, ne yapmışım acaba? Nereden tanıyorsun bakalım Fatih Selimer'i sen? Ha, şey onu mu soruyorsunuz? Şey onu mahalleden tanıyorum, Adana'dan. Bayağı da samimisiniz herhalde. Vallahi üç gündür yatıp kalkıp şu adamı konuşuyoruz. Bir gıkınız çıkarmadın, korkulur senden. Lafa bak ya. Asıl sizden korkulur. Hem ben ondan bahsettiğinizi bilseydim şey... Ne yaparmışsın bilseydin? Aa, ne yapacağım ya, Allah Allah. Siz de işi gücü bıraktınız, benimle uğraşıyorsunuz yani. Hadi gidin ya. İşim var benim bir sürü. Hadi. Hadi kızlar ya. Aa. Var bunda bir şeyler ama. Hadi bakalım. Domuz mu doktor bey? Doktor bey domuz mu? Ay vallahi domuz işte. İlla konuşacaksan o ağzındakini çıkar öyle konuş. Anlaşılmıyor ne dediğin. Ay sen bir de iki maske üst üste mi taktın? Boş boş konuşuyorsun, iki canlıyız herhalde burada. Ha, biri sana biri bebeğe öyle mi? Sana bravo Einstein seni. Ateşini düşürmek için bir iğne yaptım. Hah. Domuz mu? Domuz mu doktor bey? Domuz gribi mi demeye çalışıyor yani doktor bey? Kan testi sonucunu görmeden kesin bir şey söyleyemiyorum ben size tabii ki. Ama hastamızın şiddetli bir grip geçirdiği de ortada.
Ay domuz işte, domuz işte. Ay Allah kahretsin ya. Doktor bey, o zaman bu durumda hastanın hastanede bakılması daha uygun herhalde, değil mi? Hastalığın bu evresinde hastanede veya evde kalması arasında çok büyük bir fark yok aslında. Ama hastanede her zaman enfekte olma riski daha yüksektir, biliyorsunuz. O yüzden bence hastamızın evde kalması daha uygun olur diye düşünüyorum. İşte o hastanız için uygun da bizim için pek uygun değil. Çocuklu ev ya burası. Yani hamile bile var evde. Temas etmemeniz yeterli İcdan Hanım. Panik yapmanıza gerek yok. İyi ya, o zaman oldu. Siz salonda bir kahvemizi için Yiğit beklemenizi rica etti de. Peki. Teşekkürler. Geçmiş olsun tekrar. Çok etkileyici. So, meine Herrschaften, was ist Ihre Meinung? Cousin Automotive hat eine gute Arbeit geleistet. Es ist Ihnen gelungen, uns aufzuholen. Manche Arbeiten müssen natürlich verbessert werden. Aber die Bildanschauung ist beeindruckend. Kozanlar derslerini almış. Hop hop. Ne demek derslerini almış kozanlar? Sen çevir bakayım biz. Kozanlar derslerine sıkı çalışmış dedi. Belki birkaç revizyon istenebilir ama bizi yakaladınız. Gördüklerimizden çarpıldık. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Kozanlar zaten her zaman derslerine sıkı çalışır. Onda bir sıkıntı yok. Biz sizin bu revizyon talebinizi kendi aramızda oturur bir değerlendiririz. Öyle değil mi? Heh. Ondan sonra da bakarız işimize geliyorsa. Ona göre bir karar alırız. Güzel. Akşam yemekte ne konuşacağımız belli oldu o halde. Tabii. Cahit Bey size kısa bir şirket turu attırsın. Akşam yemekte beraberiz. Evet. O zaman ana binadan başlayalım. Sonra servise falan ineriz. Oraları da dolaşırız. Olur mu? Buyurun. 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 Ulan Cahit. Sevindirik Cahit. Allah'ım yarabbim, böyle abim olur ya. Yazık. Kızcağız iyileşir hemen inşallah. Aman bana bulaştırmadan iyileşsin de. Aman Allah korusun. Bak sen de ellerini sık sık yıka. Bol bol da vitamin al. Tamam. Tamam da senin sesin bir tuhaf geliyor. Ne oldu? Elmas, ben sana bir şey soracağım. Ya hatırlar mısın bilmiyorum da şeyi. Ha, neyi? Resmen adamların ağzının içine düştüm lan. Ararım ben seni sonra. Yiğit Bey, toplantınız çabuk bitmiş. Ya bakıyorum çok bir ilgilisin toplantıyla. Ay yok canım. Ne alaka, ne ilgim olacak? Ben şey için sormuştum. İşlerimiz iyi olsun da. Pek bir kariyer kadını gördüm sizi. Sen bana bir şey sormayacak mısın? Ne sorayım? Ne bileyim, bir şey sormayacak mısın? Tamam tamam, anladık, kıvranma. Dünya küçük. Almanların dahi çocuğu bizim eski zevcemizin bir tanıdığı çıktı. Ne yapalım, bize ne? Size ne yani? Yiğit Bey. Tövbe Rabbim ya, Resulullah. Bir şey mi dediniz? Yok, bir şey demedim. De senin söylemek istediğin bir şeyler var mı bana? Hani benim bilmem gereken. Ne bileyim, olmaz ya daha önceden olmuş olan benim öğrenmem gereken bir şeyler falan. Yok, yok canım. Yani bilmen gereken bir şey yok. Senin dediğin gibi. Yani aynen öyle. Dünya küçük. Ben eve gidiyorum ya, sıkıldım. Kız,
kardeşinize. Çok geçmiş olsun Yiğit Bey. Tamam, sağ ol, iletirim. Ya aptal ya, aptal. Bir çırpıda söyleseydin işte. Çocukluk aşkı deyip geçseydin. Bana bir şey sormayacak mısın Yiğit? Ya Yiğit sana ne sorsun be? Heh? Ben sana ne sorayım? El alemin adamıyla çok eskiden tanışıyor musun? Ben sana ne sorayım? Hem bu kaçıncı adam lan? Heh? Bu hayatındaki kaçıncı adam? Çok eskiden tanıyormuş. Ya sen bende akıl mı bıraktın ha? Kafa mı bıraktın? Sen elin Almanlaşmış adamını nereden tanıyorsun ya? He? Bu samimiyetle bir kere ha? Bu samimiyetle. Sen bende akıl mı bıraktın ya? Ben sana ne sorayım? Ya sana ne? Ha? Yiğit Efendi sana ne? O senin eski karın bir kere. Hatta başkasının da eski karısı. Sana ne? Ya bırak ya. Bırak ne yapıyorsa yapsın bırak. Allah kahretsin be bırak. Sen bunu bırak. Sen diğer belaya bak asıl, diğer belaya, püsküllü belaya. Evde bekleyen o kuduz kediye bak sen. Bir o eksikti. Üf, şuraya bak ya. Sen nereden çıktın ya? Vallahi bir sen eksiktin. Su. Ay tamam ne olur Allah aşkına kalkma. Ya bana da yaklaşma ben vereyim senin suyunu dur. İclal su mu verdin sen buna? Anne sen niye bir maske takmadın ya? Bir şey olmaz. Benim kanımda bunun mikrobu bile barınamaz. Gitmek istiyorum. Yok Yiğit gelmeden. Gideceksin. Hemen gideceksin. Anne Yiğit dedi ki. Başlatma şimdi Yiğit'ten. Defolup gidecek buradan. Burada içtiği bir yudum su bile haram buna. Uf, iyi sen hadi arka kapıdan çık. Git biz de kaçtı falan deriz artık. Ne yapalım? Ben sana şimdi bir taksi parası da. 5 kuruş alamaz bizden. İstemem zaten. Size 5 kuruş borçlu olmak istemem. Sen bize borçlu kalmak istemezsin. Sen zaten bize borçlusun kızım. Annenden, babandan dolayı sen zaten bize borçlusun. Sen bize can borçlusun. Duydun mu beni? Can borçlusun. Katilin doğumu. Can borçlusun. Kızım hadi git defol git sen de hadi. Bize borçlu kalmak istemezmiş. Can borçlusun. Anneciğim sakin dur hadi. Hadi. Allah. Kız nereye? Gel gitme gel hastasın sen. Aa gitme kızım. Aa. Ay, mikrobunu saçtı gitti görüyor musun? Böyle bir oğlum oldu mu? Bari Nur'u bekleseydin böyle kaçar gibi. Bir gün dedim kaç gün oldu anne. Hem Nur biliyor zaten kalmayacağımı, gücenmez. Ne olur yani bir gece daha kalsana. Hem bak ablanı da çağırırız. Şöyle ailecek otururuz. Ne olur yavrum ne olur. Hadi benim güzel hatırım için annem. Anneciğim bak lütfen ama ben buraya seni mutlu etmeye geldim. Üzmeye değil. O mis kokunla bir nefeslendirdin beni. Yine çekip gidiyorsun. Bak ben ağlamayayım da kim ağlasın ha? Ben üzülmeyeyim de kim üzülsün oğlum? Ha?
Gelir Yağmur. Kızım şimdi değil. Hayır. Hadi anneciğim, hadi. Hiç içime sinmiyor be oğlum ya. Nur'u bekleseydim bari ha annem. Anneciğim ben ararım Nur'u. Hem bak zaten yani Nur'u... Ya Rabbim bu ne? Biri bayılmış. Oğlum ölmüş falan olmasın. Anne dur 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 bir bakalım. Ölmüş mü oğlum? Olur. Tanıyor musun yavrum? Önüne baksana be! Ya pardon da sen bana çarptın. Ölme çıkmasan çarpmazdım herhalde dingil. Ne? Ne dedin? Emin? Ne oluyor? Ya hem gelip üstüme çıkıyor sonra dingil mingil falan diyor. Ne biçim kızsın sen be? Hiç yakışıyor mu? Bak bakalım ne biçim kızım. Yakışıyor mu? Ha? Yakışıyor mu? Bayılmış. Ateşi var. Cayır cayır yanıyor. Hay Allah'ım. Çantasını al anne. Çantasını ne yapayım? Ambulans çağıralım. Ay. Yardım edeyim oğlum. Kal. Ay. Ay. Emin nereye götürüyorsun? Bize mi götürüyorsun oğlum? Oğlum! Hay Allah'ım dur. Geç canım. Doktora da gitme bekle dedim. Oturdu kaldı böyle ya. Zaten Yiğit gelince delirecek şimdi. Delirsin. Ben ona söyledim. O kızla aynı çatı altında olmaz dedim. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Hoş bulduk. Ben gideyim haber vereyim bari. Gel buraya gel. Bir de ona hesap mı vereceksin? Ya ama anne. Bırak. Kendi öğrensin. Kusura bakmayın beklettim sizi. Rica ederim. Ama kendim duymak istedim. Önemli bir şey var mı? Ver oğlum ver. Ne işi var ki bu kızın burada? Böyle tesadüf mü olur ya? Vah 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 vah. Cayır cayır yanıyor kızcağız. Ya sokaktan kedi yavrusu alır gibi baygın kızı tutup getirmişsiniz. Kimin nesi kimin fesi bu Hafize? Ne bileyim ben Tayyar Efendi. Oğlum tanıyordur herhalde. Nereden tanıyorsun lan? Bana bak. Başımızı belaya sokmasın sakın. Ne belası baba ya? Oğlum babam doğru söylüyor. Senin bizden sakladığın bir şey mi var? Allah Allah ya. Ana. Yeşil mi lan onun saçı? Yeşil valla. Suratı da delik deşik. Aa. Küpe takmış ya kız bu suratına. Siz bir de onun makyajını görseydiniz. Oğlum kurdeşen döktürtme bana. Sen nereden biliyorsun el alemin kızının makyajını boyasına ha? Vallahi bayılacağım şimdi. Kim bu kız? Vallahi kim ben de bilmiyorum ki. Allah Allah. Tanıyor mu tanımıyor mu ben hiçbir şey anlamadım Hafize. Tamam siz bekleyin. Ben bir Nur'u arayayım. Önce bir ona haber vereyim. Oğlum Nur ne alaka şimdi bu kızla?
fakturumuz herhalde şirketimizle ilgili genel bir bilgi vermiştir size. Gördüğümüz her şeyden çok etkilendik Cahit Bey. Meşhur Alman disiplini şirketiniz için hiç de uzak görünmüyor. Evet. Biz ona burada genelde Yiğit Kozan disiplini diyoruz. Neyse. Herhalde siz artık otele dönüyorsunuz. Akşam yemekte görüşürüz. Meine Herrschaften, Sie kehren zurück zum Hotel. Ich bin noch eine Weile hier. Okay, danke. Es war ein gute Rundreise. Çok keyifli bir turdu diyor. Danke. Bitte. Auf Wiedersehen. Bis bald. Siz gitmiyor musunuz? Almanya'yı bırakıp burada sizinle çalışmaya karar verdim. Bana uygun bir pozisyon var mı? Nasıl yani, pozisyon derken? Şaka. Sadece şaka. Evet. Komik şaka. O zaman odama çıkalım. Buyurun. Öğle yemeği aranız vardır herhalde. Evet, öğle yemeği aramız. İstiyorsanız beraber yiyebiliriz. Sanırım ben başka bir arkadaş tercih edeceğim. Akşam görüşmek üzere Cahit Bey. Tehlikeli sularda yüzüyorsun şakacı çocuk. Çok meşgulüz bakıyorum. Ya, evet öyle vallahi. Ama aç aç çalışılmaz. Nasıl? Hadi bakalım. Öyle molası veriyorsun, toprağımın kızı. Hadi. Tamam. Baygınlıktan uykuya geçti artık. Korkacak bir şey yok demek ki. Niye aratmıyorsun hala Nur'u? Aa, onca işin gücün arasında niye telaşlandıralım kızı? Sokaktan evine ne idüğü belirsiz, yeşil saçlı, suratı küpeli kız getirip koyduk mu denir? Laf canım, kendi evimiz mi burası? Ya siz anlamıyor musunuz beni? Nur biliyor bu kızı diyorum. Allah Allah, nereden biliyor benim yeğenim pavyonda çalışan kızı? Ya pavyon nereden çıktı? Bar diyorum ben, bar. Ha, bar olunca evla yani. Allah Allah. Anne! Anne neredesiniz ya? Gel yavrum, gel de halimizi gör. Ha, ben de hep birlikte bir yere gittiniz. Allah! Bu ne iş var ya burada? Allah Allah, bu da biliyor. Sen nereden tanıyorsun? Ya, yaklaşmam. Niye kızım? Şey bu. Ne? Domuz bu, domuz gribi olmuş. Vah 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 vah. Ya alır ilacını geçer. Siz de sanki kız gidici gibi. Kızım çık dışarı, iki canlısın sen hadi. Ya çıksam ne olur, ben bütün gece bununla birlikte uyudum. Bu ne demek be? Ya vallahi bir yaşıma daha basacağım. Söylesenize kim bu kız? Şey bu ya. Cahit Yiğit'in kardeşi. Hı. Almanya'daki ilk günden düne kadar memleketi, o eski mahallemizi düşünmediğim tek bir gün bile olmadı. İnsan nereye giderse gitsin, ne kadar yükseğe tırmanırsa tırmansın,
Gönlündeki zirve hep toprağa kalıyor. Öyle. Ben de düşünüyorum bazen. Bir sene oldu oradan kopalı ama gözümü kapattığımda şıp diye oradayım. Babamın yanındayım. Senin bir senen bayağı hızlı geçti. Gözünü kapayacak fırsatı bulman iyi. Nasıl yani? Sen gergin misin biraz? Yok. Niye gergin olayım ki ben? Şeyim ben. Yorgun. Yorgunum ben. Eski kocan çok çalıştırıyor demek ki seni. Torpil yapmıyor mu sana? Çok yoğun işler de bu aralar. O yüzden böyle şey... Hızlı yaşadın diyorum. Seni gazetelerde ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Sonra bir baktım, bizim mahallenin boncuğu magazin sayfalarından düşmüyor. Ya, boncuk derdiniz bana. E bu gözlere başka ne diyelim? Onun yanında da böyle demedi. Ne dedin? Dedim. Daha da ne var ne yok? Ne haber? Sen küçükken de böyle komik bir kızdın ha. Komiktim. Komiktim değil mi? Gazetelerde okuduklarımız doğru mu? Anlat bakalım Boncuk. İyi misin? Fırtınaları atlattın mı? Ben test sonuçlarını sizden bekliyorum. Bu sırada da destekleyici bütün ilaçları temin ediyorum. Önemli bir şey var mı yok mu? Dediğim gibi Yiğit Bey, iyi beslenmesi ve bol bol istirahat etmesi gerekiyor. Tabii ben şu anda kan testinin sonuçlarını görmeden size kesin bir şey söylersem yanlış olur bu. Ama bunca yıllık doktorluk tecrübeme dayanarak hastamızın iyi beslenmediğini rahatlıkla söyleyebilirim size. Ben de söyleyebilirim. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Vaktinizi aldım. Kusura bakmayın. Rica ederim. Tekrar çok geçmiş olsun. Sağ olun. Bar köşesinde yatıp kalkan kız nasıl beslenecek ki? Canan! Canan! Gel. Şimdi mutfağa gidiyorsun, tamam mı? Hastamıza tavuk suyuna bol limonlu bir çorba yapıyorsun. Limonu sarımsağa bas. Yanına da bol yeşillikli soğanlı bir salata yap. Hastamıza derken? Kaç tane hastamız var ki? Benim bildiğim bir tane var. Başka var mı? Tabii tabii. Benim ben mutfağa gideyim o zaman. Tamam hadi. Yağmur. Uf, çok kızacak Yiğit. Ay vallahi çok kızacak. Oh be, kendime geldim. Ay anne kusura bakma da sen de ne kadar rahatsın ya. Ben burada yerimde duramıyorum. Sen de almışsın saçlarını maşalıyorsun yani. Keyfimin yerine geldiğini şöyle bir de aynada göreyim. Ya anne sana Yiğit diyorum, Yiğit. Yağmur yok. Yok. Nerede? He? Nerede? Yok. Yani yok. Ben de farkındayım olmadığını. Nereye gitti diyorum. Ay bilmiyorum Yiğit'ciğim. Ben olmadığını şimdi sen söyleyince fark ettim. İzler beni delirtme. Girdim odasında yok. Odası toparlanmış, yatağı kaldırılmış. Oda havalandırılıyor. Nereye gider bu kız? Ay ne bileyim Yiğit'ciğim ama ben. Açtı zaten gözünü gideceğim de gideceğim diye tutturdu. Kaşla göz arasında çıktı gitti herhalde. Vallahi bilmiyorum. Teyze. Yiğit'ciğim, biz seninle bir yalnız konuşalım mı? Saklamaya çalışma İclal. Benim saklayacak hiçbir şeyim yok. Ne yaptın teyze? Anne. Git dedim gitti. Teyze, sen hasta, ateşler içinde yanan bir kızı nereye gönderirsin ha? Nereye gitti o? Cehennemin dibine! Demek ondan bar kapılarında aradık biz bu kızı. Vay be, olaya bak.
Kızım bir karışıklık olmasın. Öyle piyangodan çıkar gibi kardeş mi çıkar canım? Hem de o Sayko, Yiğit abinin kardeşi. Yalan mı söyleyeceğim canım ben size? Basbayağı kardeşleri işte. O rahmetli babalarının... Baba da demiyorlardı adama. O adamın başkasından olma kızı. Ha, baba bir, ana ayrı desene. Ha. Ama Aytül Hanım kıyametleri kopardı. Taş taş üstünde bırakmazdı da o işte. Kız kaçtı gitti. Yazık ama hasta ya, nefesi buraya kadar yetmiş. Bakar mısın olaya? Allah'ın şanslı kuluymuş da biz çıkmışız karşısına. Ama o saçlar, o suratındaki şeyler öyle. Vallahi bin şahit ister kozanların kardeşi demeye ya. Ya nerede Yaren Hanım, nerede bu? Tabii canım, Yaren bambaşka. Ondaki güzellik, ondaki zarafet hiç kimsede yok. Bir tutturmuş işte, o da İngiltere'ye okumaya gitti. Oradan da Amerika'ya geçecekmiş ama elbet bir gün. Ya sorduk mu sana Yaren Hanım nerede, ne yapıyor diye? Ne anlatıp duruyorsun? Canım ben merak eden varsa diye anlatıyorum. Yok onu burada merak eden falan. Canım bırakın Yaren'i de. Şimdi o zaman bu kızı alıp yan tarafa götürüp teslim edelim. Ya hasta hasta başımıza mı kalsın ya? E istemiyorlarmış baksana. Ya kim ister o çatlağı? Siz bakmayın onun böyle mışıl mışıl uyduğuna. O var ya normal değil. Bir vakası o. O zaman şey yapayım ben ya. Bir eve gideyim de haber vereyim şimdi. Kızı merak etmesinler değil mi? Hadi kızım konuş. Hadi hadi. Böyle olmaz teyze. Böyle olmaz. Hasta yarı baygın bir kızı bu evden nasıl kovarsın? Benim kardeşimi benim evimden nasıl kovarsın? Nereden kardeşin oluyormuş be? Bir gün bile, Allah'ın bir günü bile babalık etmeyen bir adamın hasbelkader bulduğu bir kadından feydaladığı kardeşin oldu öyle mi? Benim kardeşim diyorsan benim kardeşim. Bitti. Ya kendine nasıl yakıştırıyorsun? Şu lafların ağırlığına bak. Sen hasta, ateşler içinde yatan, kimsesiz bir kızı göndermeyi kendine nasıl yakıştırıyorsun teyze? Annenin katilinin kızına kardeşim diyorsan sen, ben de istediğimi söyleyebilirim. Yeter! Yeter! Daha fazla dinlemeyeceğim seni. Anlıyor musun? Şimdi gideceğim. Yağmur neredeyse onu bulacağım ve bu eve getireceğim. Benim gözümün önünde kalacak. Benim gözümün önünde iyileşecek o kız. Seninle daha fazla tartışmayacağım. Ben giderim. Anne. Eğer o kızı buraya geri getirirsen... beni, hani anne yarını evden kovmuş olursun. Ben 9 yaşınızdan beri size hem annelik hem babalık ediyorum. Bak beni böyle tehdit etme teyze. Beni böyle tehdit etme. Tehdit etme beni. Tehdit mi? Ben sana ya o kız ya ben diyorum Yiğit. Nerede bu adam ya? Anne, yavrum ya, bana olur. Ha, vukuat var yine. Bak, teyze biz sakinleşelim. Hepimiz bir sakinleşelim, öyle konuşalım, tamam? Üçü bir arada, iyiymiş. Benim söyleyecek bir şeyim yok artık. Ben söyleyeceğim, söyledim. Ha? Birinizi ararken hepinizi buldum demek ki. Güzel. Defol çık git şuradan. Bir şey konuşuyoruz, sen görmüyor musun? Sakin şekerim, sakin. Ben konunun tam da üstüne geldim zaten. Yiğitciğim bak şunu çıkar dışarı, bütün hırsımı alırım ondan şimdi. Çık dışarı Elmas, hadi çık dışarı. Peki çıkayım. Çıkayım da sen de artık kardeşini yerde mi ararsın, gökte mi ararsın, orasını ben bilemem. Ne söyledin sen? Nerede o? Biliyor musun? Bu iki cadı kıza sepet havası çalmışlar. Neyse ki bizimkiler baygın halde yerde bulmuşlar çok şükür. Baygın mı? Nerede şimdi? Nerede olacak canım? Komşuda. E ben artık gidebilirim o zaman. Ferah ferah. Hadi bay bay. Duydun mu teyze? Hı? Duydun mu? Baygın halde sokağın ortasında bulmuşlar kızı. Ya başına bir şey gelseydi? He? Ya arabanın altında kalsaydı ya da daha kötü bir şey olsaydı. Teyze,
Bak Allah aşkına yalvarıyorum sana. Şu vicdanını nereye soktuysan artık çıkar. Bak ben senin acını, öfkeni çok iyi anlıyorum. Ben çocukluğumdan beri aynı acıyı, aynı öfkeyi yaşıyorum teyze. Senin kardeşin benim annemdi. Annem. Ama bunu yapma. Genç bir kızı günah keçesi ilan etme teyze. Bu çok ağır. Bu o genç kız için bile çok ağır. O kızın hiçbir günahı yok. Hiçbir günahı yok benim, Cahit'in, Yaren'in ne kadar günahı yoksa o kızın da günahı yok teyze. O evde kalsın o zaman. Hı? İşte madem acımışlar, almışlar, kalsın o kadının evinde. Hem zaten yakın Yiğit'ciğim. Gözünün önünde olur, elinin üstünde olur hep. Ama olmaz bu evde. Olmaz, olmaz İcler, olmaz. Olmaz, yapamam. Yani ona bu evde istemiyorsun. O yüzden abinin evinde değil de yan kapıda kalıyorsun diyemem. Ona onu istemediğimi düşünmesine izin veremem. Bak teyze. Sen benim anne yarımsın. Bunu hep söyledim. Ben de, biz de emeğin çok. Hepimizi sen büyüttün. Ama benim sana olan sevgimi, saygımı, inancımı, bağlılığımı, sadakatimi defalarca kez test ettin. Defalarca kez sınadın beni. Anne yarım olduğun için her bir yanlışına gözlerimi kapattım. Şimdi senden ilk kez bir şey rica ediyorum. Bu kez de benim için sen gözlerini kapat. Heh. Yağmur'a bir şans ver. Bak teyze, bunu yeğenin olarak değil, evlat yarın olarak rica ediyorum senden. Anneciğim, bırak. Tamam bırak, ne olur anne, lütfen. Sen ne acayip şeysin. Şu Sayko bile bir masum görünüyor uyurken. Kimsin? Ama uyanınca aynı tabii. Neredeyim ben? Kimsin? Şu bileğimi bir kırmasam da konuşsam. Abi çabuk çantamı, telefonumu getir yoksa kafanı da kırarım ha. Kimsin sen? Sayko'ya bak sen. Senin yüzünde 5 kilo canavar makyajı yokken tanıyorum ben seni. Tanıyamadın mı? Kimsin sen be? Buyurun Yiğit Bey. İşte şurada. Oh. Çok hasta. Nasıl oldun? İyi misin sen? İyi Yiğit abi, iyi. Kendi domuz gribimi bilmiyorum da. Bileğime baksana, domuz gibi maşallah. Şşş, hadi çıkalım biz. Çok şey değişti buraya geldiğimden beri. Ben değiştim. Fırtınalara dönersek de atlatalım, sağ çıkalım diye elimden geleni yapıyorum işte. Eski kocanı yeniden kazanmak için yani. Niye boşandın o zaman? Uzun. Çok uzun hikaye. Belki bir gün anlatırsın. Umut var mı peki?
Umut olmadan olur mu hiç? Tabii. Ama hayat işte. Ne yaparsan yap, yeni bir sürpriz çıkar diyor karşına. Anlaşıldı. Sen de dinlenecek çok hikaye var ama önce benim elime kerpeten almam lazım. Kusura bakma. Seni birden böyle karşımda görünce çok şaşırdım. Yani bizim kızların günlerdir konuştukları o uzun lakaplı adamın... Der Türkiye bitte übelliğin inteligenz. İşte bu. Almanlar beni seviyor, ne yapabilirim? Kozanlar da seni seviyor. Hele sekreterler. Şey yani... Günlerdir seni konuşuyorlarmış meğer. O kadar şaşırdım ki. Onlara senin için biraz pozitif ayrımcılık yaptığımı kabul etmek zorundayım. Ben, benim için? Şey, benim için mi dedin? Mahallemizin kızının hayatını alt üst eden o meşhur Yiğit Kozan'ı şöyle iş mazeretiyle biraz tanıyayım dedim. Tamam tamam, abartıyorum. Yani Kozanlar zaten sektör içinde dikkatimi çeken bir şirketti. Ama seni ve eniştenleri görme isteğim onları biraz ön sıraya çıkardı diyelim. Eniştenleri görüyor musun? Her gün. Birlikte yaşıyoruz. Bak sen. Hadi o zaman. Hadi derken? Size gidiyoruz. Hadi hadi. Hadi. Şuradan çıkalım. Gidelim. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Benim hastalığımdan sana ne? Sen kimsin? Sen kimsin bana şunu yap, bunu yap diyorsun? Tövbe tövbe. Laflara bak. Edepsiz, zilli. Ya ben sana yap demiyorum. Yapma diyorum, yapma. Ya şu hasta halinde, şu perişan halinde kendini bar köşelerine atma diyorum. Bak, gel abinin evinde. Ne abisi ya? Tutturmuşsun bir abi abi. Aynı babadanız diye ne abisi, ne kardeş, ne saçmalıyorsun sen? Bak tamam. Abi kardeş olmayı beceremiyoruz. Peki tamam, onu bir kenara bırakalım. Ama ben sana insanlık namına söylüyorum. Bari insanlık namına dinle beni. Gel. Gel gidelim. Çayını, çorbanı, ilacını iç. Bir kendine gel. İyice bir iyileş. Ondan sonra paşa gönlü nereye arzu ederse oraya gidersin. Sen sevabına abicilik oynayacağım diyorsun yani. Nesin sen, belediye misin? Amne hizmeti mi veriyorsun? Çağırayım mı sokaktan diğer arkadaşları da? Bak, ben senin abuk sabuk bütün laflarına katlanıyorum. Görüyorsun değil mi? Hı? Görüyorsun. Ya sen de gelsen, iyileşene kadar bana katlansan ne olur? Kusura bakma. Ben ne sana, ne senin teyzene, de bilim onun diğer akrabalarına katlanabilirim. Biliyorum. Farkındayım. Teyzem seni çok kırdı. Ne kırılması ya? Kristal miyim ben kırılacağım? Senin teyzen gitsin cam kırsın anca. Beni hiçbiriniz kıramazsınız, anlaşıldı mı? Hiçbir kimse beni kıramaz. Biliyor musun? Sana baktığımda kendimi görüyorum. 20'li yaşlarımdaki ben güçlüyüm diye bilmek için arkasına saklandığım çelik zırhımı görüyorum resmen. Birbirimize çok benziyoruz. Benziyoruz çünkü ikimizin de yarısı aynı yerde. Aynı yerden kanıyor. Boş laf. Saçma sapan konuşma ya. Ben seni daha fazla dinleyecek halim yok yani. Hiçbir yere gidemezsin. Bak senin gidebileceğin tek bir yer var. O da benim elimden tuttuğun gibi yan bina. Bana bak. Cam çerçeve indirtme bana ha. Deliyim ben, sen bilmiyorsun beni. Ya sen deliysen ben... Ya bak sen beni hiç tanımıyorsun ha. Hiç nasıl bir adam olduğumu bilmiyorsun. Bak Nur geldiği zaman ona bir sor. Ona bir sor bakalım ben nasıl bir adammışım. Nur hangisiydi? Manken olan eski karın mı? Öbürü de komadan çıkan eski karın değil mi? Bak 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 ya. Benim metalci kardeşime bak. Magazinleri de takip ediyor. Ne takip edeceğim ya? Öyle görmüşümdür bir yerde. Bak. İyileşmem falan bahane. Ben seni merak ediyorum. Seni tanımak istiyorum. Ben kardeşimi tanımak istiyorum. Diyorlar hafize. Bilmiyorum, sanki ses kesildi. Kafasına bir şey indirmiş olmasın adamın. Yapar. Yapar o sayko, yapar. Şşş. Bir şeyler söylüyor sanki. Dur bakayım. Konuşuyorlar sanki. Tam da şey yapıyorduk.
öyle işte yani. Kapıya geldik, bir şey lazım olur mu diye. Tam da şimdi gelmiştik zaten. Biz de hiç anlamadık kapıyı dinlediğimizi. Şşt. Beter bu. Evet, biz artık eve geçiyoruz. Yaptığınız her şey için de teşekkür ederim. Aman Yiğit Bey, olur mu öyle şey? Sizin kardeşiniz bizim de akrabamız sayılır bir yerde, değil mi yani? Allah Allah, o niyeymiş? Hiç, öylesine. Oğlum. Peki. Hadi, sen de teşekkür et. Aha, çok sağ ol. Tabii hasta biraz huysuz. Ben teşekkür ederim tekrardan. Beter bu, beter. Allah düşmanımın başına vermesin. Dilli düdük anam bu, dilli düdük. Arıza ya, arıza. Büyük arıza bu, sayko. Çatı çatı. Sen dur bakayım. Ne yapıyorsun? Ha? Ya hadi bana ters yapıyorsun, anladım da. Hafize Hanımlarla derdin ne senin? Heh? Sana o kadar yardım ettiler, insan bir teşekkür eder. Ettik ya. Ha tabii canım. İyi dövmedin, kafalarında şişe kırmadın ya. Onlar da yarabbi şükür diyorlardır. İşte böyle. Ya işine gelirse. İyileşene kadar kalayım burada diye allem ettin, kallem ettin, yalvardın, yakardın. E tamam, benim de işime geldi sıcak yatak, çorba. Eyvallah dedim. Bak 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 bak, bir de racun kesiyor bana. Bana baksana sen. Ne dedim ben sana? Ben de böyle. Ya eğer işine gelmiyorsa ben bunlarla uğraşamam dersin. Ben de basar giderim. Benim de canım alayım. Hadi hadi yürü yürü. Bayılacaksın şimdi. Zaten ayakta zor duruyorsun. Wow. Demek sizin fakirhane burası öyle mi? İşte burası. Çok şaşıracaklar seni görünce. Başka ziyaretçin de varmış. Merhaba Yiğit Bey. Biz... Siz? Biz şeye geldik, halamlara geldik. Ziyarete, Fatih ziyaret etsin diye. Çok iyi yapmışsınız. İş disiplininiz gerçekten Almanları kıskandırır Yiğit Bey. Ben Nuru mesai saatleri içinde meşgul ederek hata yaptım sanırım. Orası Cahit Bey'i ilgilendiriyor. Kendisi benimle çalışmıyor, Cahit Bey'le çalışıyor. Ona sormak lazım. Güzel. Cahit Bey'in sizden daha yumuşak bir patron olduğunu tahmin ediyorum. Tabii. Bence biz şansımızı daha fazla zorlamayalım. Ben bir an önce kahvemi içeyim, sen de bir an önce işine dön. Tabii tabii, siz keyfinize bakın. Zaten Cahit Bey de erken çıkacaktı iş yerinden. Kalan vakitte sen de belki İstanbul'u gezdirirsin. Hı? Aslında fena fikir değil ha. Peki. Size iyi muhabbetler. Ben hastamı daha fazla yormayayım. Hadi. Geçmiş olsun. Sana da. Sizinki bildiğimiz boşanmalara benzemiyor gerçekten. Zor durumda bıraktım seni galiba. Yok. Yok canım. Çok mu kıskanç? Yok, yok. Ne alakası var canım? Hem yani niye seni kıskansın ki? Bence de ama. Hiçbir sebep yok ki. Yani seni kıskanması için hiçbir sebep yok ki. Ne alaka? Ne alaka seni kıskansın canım? Yok yok, merak etme sen. Yok öyle bir şey. Ben artık şu kapıyı çalayım ha. Çal, çal, çal tabii, çal, çal. Aa, anahtarını mı unuttu bu kız yoksa? Fatih! Aa, oğlum!
Yeni mi getirmiş o yabaniyi yoksa bize? Fatih, oğlum. Kirvem. Ay, Kirvan kurban olsun sana. Oy, oy, oy. Gel bir öpeyim seni, gel. Oy, oy. Canım benim, canım, canım. Vay, vay, vay. Hadi geçin, geçin. Hadi, hadi. Gir. Gir yavrum, gir. Ayağınla gir. Hadi. Aklın orada kaldı sanki. İyi mi sevgilisi? Sus, sus, sus. Hadi bakalım, seni yatıralım. Şu çorbanın ilaçlarını iç. Tahlil sonuçlarını da çıkar zaten. Anneciğim, hadi şu bavulun eşyalarını kaldıralım artık. Vallahi bak, sinirlerim bozuldu. Ne olur ya. Geldiler canım. Yok annem, lütfen. Anne, lütfen. Anneciğim, ne olursun ama yapma böyle anne. Git, git Yiğit Bey'le haber ver. Anneciğim. Evet. Bak, senin için bir şeyler aldırmıştım. Tabii göz kararı. Ama olur diye tahmin ediyorum. İstemez, benim çantamda giyecek kıyafetim var. Eşofman gibi şeyler. Yani rahat edersin. Ya siz beni böyle koştuğu yataklara koydunuz diye rahat mı edeceğim sanıyorsunuz? Yiğit Bey, Yiğit Bey yetişin. Ne oldu? Aytül Hanım, İcir Hanım tutamadı, gidiyor. Ne bakıyorsun be? Anne bak, vallahi beni bu kapıdan söker öyle gidersin ha. İşler, son kez söylüyorum, çekil şu kapıdan. Ya çekilmiyorum. Allah Allah, bırakmıyorum la. Sen beni nasıl bırakıp gidiyorsun? Ben gönderir miyim seni? Hadi. Teyze. Teyze. Teyze, gel konuşalım, gel. İclal, kapıyı aç. Ay Yiğit, ne olur artık bir şey yap. Durdur annemi, ne olur ama ya. Hadi yaşlı cadı ya. Al şu bavullarını da git artık, hadi lütfen. Teyze, bir konuşalım. Allah aşkına şu nefretini göm. Bir konuşalım. Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Ya o, ya ben dedim. Sen seçimini yaptın. Teyze, yapma. Bak, evladın olarak yalvarıyorum sana. Yapma. Sen seçimini yaptın. Bak anne, bak. Mert geldi, bak. Benim olur. Tatile mi çıkıyoruz? Neler oldu, inanamayacaksın. Ya hiç sorma. Asıl sen inanamazsın. Aytül cadısı pılıyı pırtıyı topladı. Ya o kız ya ben dedi, gidiyor şimdi. Ya ne büyük haber. Ne? Bu kadar mı? Büyük haber değil bu. Bu bomba haber bu. Asıl bende de bir bomba patlıyor da. Aa. Sende neler var? Söyle bakayım. Fatih var. Kim Fatih, kim? Şey, ya yok muydu işte eskiden? Çok eskiden. Kızım çatlatmasana insanı bir. Adam gibi anlatsana. Kim Fatih? Mektup Fatih, mektup. Ay. Ay o Fatih. Senin ilk aşkın olan. Sus. Sus, gebertirim seni. Ne ilk aşkı be? Çocukluk şeyi işte. Aman ne fark eder ha, ilk aşk ha, çocukluk şeysi. Fark eder efendim, çok fark eder. Hem kullanma sen o kelimeyi. Yasak o kelime. Nur. Hadi çayını soğuttun kızım. Tamam, geliyorum halacığım. Ha. Peki anlat bakayım. Ne alaka o Fatih şimdi orada? Anlatırım sonra. Ya bu ne güzel tesadüf böyle, değil mi Nurcuğum yani? Bak şu Allah'ın işine. Fatih'le iş arkadaşı oluyorsunuz ha Nurcuğum? Ya. Çok güzel. Çok güzel.
Ben o zaman çayları tazeleyeyim. Al kızım, hadi bakalım. İzin vermiyorum anneanne. Gidemezsin. Beni bırakıp gidemezsin. Ya anne bak, duyuyorsun değil mi torununu ha? Gitmeyecek oğlum, merak etme. Anneanne hiçbir yere gitmeyecek, üzülme sen. Ama gideceksin diyor baba. Gitme anneanne, lütfen gitme. Ben sana evimde başka bir oda vereceğim yavrum. Ben yeni oda istemiyorum, ben anneannemi istiyorum. Anneydi ama nasıl kıyıyorsun şu çocuğa böyle ya? İşler Allah aşkına. Sana Allah aşkına. Vallahi çocuk perişan oldu artık yani. Teyze yapma. Ne olur hadi. Hadi şu valizlerini kaldır. Dinle şu çocuğu. Hadi yavrum. Hadi üzme beni oğlum. Beni seviyorsan gitmezsin işte. Gidiyorsan da beni sevmiyorsun. Sevmiyorsun. Yavrum. Niye gidiyorsun beni bırakıp? Niye ki matematiğim kötü değil mi? Yaramazlık yaptım diye mi? Bana üzdün diye mi bırakıp gidiyorsun? Bırakmam anneanne, gidemezsin. Teyze. Afiyet olsun. Daha ne kadar buralardasın Fatih oğlum? Hiç bilmiyorum ki, iş durumuna bağlı Hafize anne. Ama işin gücün var olsun oğlum. Bak, aç gözünü de bak. Memleketimizden, toprağımızdan neler çıkıyor. Ama Tayyar efendi. Ne amanı be? Kirvesinin aslan evladı be, aslan. Sen bir gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Gel bak ne yapacağım, gel. Sür 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 sür. Ne yapıyorsun sen? Ama bir elini sürsün elini. Belki uğur bulaşır. Ay Allah'ım, akıl fikir niyaz eyle ya Rabbim. Pes artık pes. Kirvem ne yaptın ya? Nesini beğenmiyorsun aslan gibi çocuğun? Bak ne güzel, koca şantiyede çalışıyor. Aman boş ver be oğlum. Anca işte patronlarının zoruyla ite kaka bir baltaya sap oluyor. Baba bak şimdi konuşturacaksın. Aman aman. Fatih oğlum, Nur sana kahve yapsın mı? Yok Hafize anne, ben kalkayım artık. Daha bismillah demedik oğlum. Akşam yemeğine kalmadan olmaz değil mi Nur? Tabii. Akşam yemeğine de kal. Yok, bu akşam bir iş yemeğim var zaten. Ama yarın akşam sofranıza misafirim. Yarın muhakkak beraberiz o zaman. Tamamdır. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Bak, yanımda Almanlar var demesen seni otelde falan bırakmazdık ama öyle değil mi Nurcuğum? Fatih otelde daha rahat ederdi. Kafasını dinlerdi, değil mi? Korkma, ben otelimden memnunum. Yanlış anladın beni. Ben söylemeye çalıştım. Babam ve çenesi olmadan daha rahat edersin demek istedi Fatih abi. Neyse, ben kaçayım artık. Yarın akşam görüşürüz. Hadi canım, hadi görüşürüz. Hadi oğlum, bekliyoruz ya, tamam mı? Görüşmek üzere, aslan. Hadi. O zaman ben seni yolcu edeyim. Güle güle oğlum. Hadi selametle evladım, selametle. Aslan parçası, aslan.
Hadi görüşürüz. Birileri de biraz ondan ders alsa bari. Aman Tayyar. Kızım ben bu Fatih'i nasıl kaçırdım ya? Neyse artık. Yarın akşamki yemekte yakalarım. Ha iyi. Sana da yine bir eğlence çıktı. Ay sana da yine dert çıktı. Sen niye bu kadar stres yapıyorsun ki? Ben hiç anlamadım. Ay ben stres yapmayayım da kim yapsın? Sen bile kim olduğunu duyunca ilk aşkın diyorsun. Ya ben panik olmayayım da kim olsun? Ay yazık be. Kıyamam sana. Öde patlarmış eski kocasında. Çok bozulacak. Bir de beraber iş yaparlarsa, ooo yandım ben. Vallahi yandım. Ay Nur, çok abartıyorsun ya. Allah Allah, ilk aşkınsa ilk aşkın canım, ne var? Elmas, bak bir daha ilk aşkın dersen, çocukluk. Çocukluk şeyim o benim. Tamam, çocukluk aşk. Ya o kelimeyi söyleme diyorum sana. Yasak, yasak o kelime, yasak. Sen hakikaten abarttın artık ha Nur. Ya uf. Yani ben Yiğit'e hep sen ilk aşkımsın dedim. İlk ve tek aşkımsın. Çünkü öyle. Gerçekten öyle. Aşk neymiş? Sevmek neymiş? Yiğit'le gördüm. Onunla yaşadım ben. İyi tamam anladık. Sen bu Fatih'in varlığından niye bu kadar korkuyorsun ki? Ya nasıl korkmayayım? Şimdi ona oturup anlatsam... Hele o mektubu ona bir söylesem, o da senin gibi ilk aşkın falan derse, yalan söylemişsin derse, uf, eyvah. Ay vallahi yemin ediyorum bayılacağım ha. Kızım, sen bu mektubu yazdığında kaç yaşındaydın? 12. Fatih kaç yaşındaydı? 18. Heh, işte. 12 yaşında bir çocuk heves etmiş, mahallenin yakışıklı delikanlısına aşk mektubu yazmış. Ne var yani? Allah Allah, sen niye şimdi böyle eski sevgili triplere giriyorsun ki? Ne yazmıştın acaba, hatırlıyor musun? Ay, ne hatırlaması canım? Çocukluk işte. Fatih hatırlıyor mu acaba? Yok. Yok canım. Daha neler? Ay, nereden hatırlasın canım? Kaç yıl önce? Mahallenin küçücük çocuğunun yazdığı abuk subuk bir mektup işte. Benim hayallerimin beyaz attı prensi Fatih. Sana abi demiyorum diye bana kızma. İnsan ileride evleneceği prensine hiç abi der mi? Ben de onun için demiyorum işte. Çünkü ileride büyüyünce seninle evlenmeyi düşünmekten derslerime çalışamıyorum. Ama olsun. Efendim? Fatih Bey, aracınız kapıda. Teşekkürler. Artık bu ne samimiyetse. Yani ben Yağmur'un derdine düşmüşken Nur tutmuş adamı evine getiriyor. Allah Allah ya, adam Tayyar'ları tanıyor, görmüyor musun? Aile ziyaretine gelmiş. Ya orasını anladık. Anladık, aman tamam, aile ziyaretine gelmiş de o karşısında o hareketler ne? Heh, o elden ayaktan düşmeler falan, benim yüzüme bakamıyor be. Bir abuk sapuk hareketler, bir tuhaflaşıyor resmen. O zaman git Nur'la uğraş. Adama niye bileniyorsun? Bak abi, benim bu adamı gözüm tutmadı. Ya başlayacağım şimdi gözünden de Nur'undan da ya. Ya bu adam bizim için önemli, anlamıyor musun Yiğit? Bizi kendi dünyamızdan dünyaya açacak bu herif.
Gidiyorsun saçma sapan kıskançlığın yüzünden herifle. Ya ne Almanya'ymış arkadaş be. Ya o da bizim gibi Ademoğlu değil mi? Heh. Sanki başımıza bilmem ne tövbe yarabbim ya Resulullah. Ya bizim o adama ihtiyacımız mı var? Hı? Muhtaç mıyız elin Almanlaşmış dahi çocuğuna? Yok yok ben seni anladım abi. Anladım ben seni. Sen Nur diye diye bir çuval inciri berbat edeceksin. Ben anladım seni. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım neydi benim günahım ya? Bak Yiğit, kardeşim bir şansımız var. Bambaşka dünyaya açılmak için bir şansımız var. Ne olursun ya? Ya birazcık abilik hatırın varsa şu işi berbat etme ne olur ya? Ne olur? Hı, geldi seninki. İyi akşamlar beyler. Aman aman Fatih Bey, gözümüz yollarda kaldı. Öyle değil mi Cahit Bey? Ben tam vaktinde geldim. Siz erken geldiniz sanırım. Bak görüyor musun? Görüyor musun Cahit Bey? Alman disiplini işte, Alman disiplini. Sen anlamazsın. Alman disiplini. Ach, nön, schön, mön, über, müber. Gündüz Yiğit Kozan'ın ciddi ve otoriter yüzünü görmüştüm. Bu akşam beni nüktedan ve esprili Yiğit Kozan ağırlayacak galiba. Biz birlikte çalışmaya bir başlayalım. Siz daha Yiğit Kozan'ın ne yüzlerini göreceksiniz, öyle değil mi? Evet. Ya durup dururken düştüğüm şu hale bak ya. Yani Fatih, hani olmaz da. Olur da mektubu hatırlıyorsa ona rezil olacağım. Ya Yiğit zaten bir şey anlasın. Çocukluk mocukluk demeyecek. Canıma ot tıkayacak. Şimdi de ot tıkıyor zaten canına. Daha ne yapacak ki? Bu başka. Evlendiğimi yediremiyordu ama eninde sonunda Kerim'e hiçbir şey hissetmediğimi biliyordu. Şimdi bu çocukluk şeysini öğrenince bin tane şey kuracak kafasında. Ben de zaten bugün böyle saçma sapan dikkatini çektim. Ay Nur, nereden öğrenecek Allah aşkına? Bu Fatih de aptal mı? Senin eski karın küçümenken bana aşk mektubu yazdıydı mı diyecek. Nereden öğrenecek adam? Tabii. Nereden hatırlasın? Hatırlasa da neyi söylesin ki? Tamam. Tamam, sakin olacağım ben artık. Uf, ama ne olur, ne olur anlaşamasınlar. Alamasınlar inşallah o işi. Ay ay aman da benim güzel kızlarım yatak odalarına kapanmış. Sohbet mi ediyorlarmış bakayım? Anne. Fatih var ya. Ne Fatih? Hiç halacım şey hiç. Nesi varmış Fatih? Yok ya halacım yok bir şey. Yiğit'ten Cahit'ten falan bahsediyorduk. Ne Fatih şimdi ya? Aman aman ben duymamış olayım Yiğit'ten Cahit'ten falan bahsediyorsanız. Kızım meyvanı yedikten sonra ben senin yatağını aç. Ne yatağı? Misafir odasını sana açtık ya yavrum. Niye ki? Kızım o grip kızla aynı odada mı kalacaksın sen bu halinle? Yok, ben Cahit'le yatacağım. Ne demek Cahit'le yatacağım? Bravo Elmas. Böyle söylenir değil mi? Anne var ya, Allah Allah. Çocuğumun babası aynı evde kalıyorum zaten. Yanına kıvrılıp yatacağım. Kıvrılamazsın yanına filan efendim. Ne demekmiş o? Aa, boşanmamış adamın yanına. Neymiş öyle? O kadar da uzun boylu değil. Elmas ana. Allah Allah. Anne, uzanamıyorum. Ayakkabılarımı verir misin? Ayaklarım çok üşüdü. Oldu o zaman. Benim çok uykum geldi ya. Hadi annem sana emanet. Hadi görüşürüz. Elmas gidemezsin hiçbir yere. Elmas sana diyorum. Görüşürüz. Hiçbir yere gidemezsin. Elmas diyorum halacığım. Sana nereye gidiyorsun? Ay bu kız beni öldürecek. Halacığım, vallahi tamam. Öldürecek ya. Halacığım. Aa sakin ol. Sakin ol halacığım. Yani bu saatten sonra aynı odada kalmış kalmamış ne fark eder Allah aşkına? Doğru diyorsun. Bizim midemiz neler kaldırdı. Yani. İşte benimki de züğürt tesellisi. Ben de kendimi böyle teselli ediyorum işte yavrum ne yapayım. Halacığım hadi gece gece sıkma kendini ha. Hem bak Emin de kaldı bu gece. Onun için mutlu ol biraz. Neyine mutlu olayım be kızım. Yarın yine gidecek. Yiğit Bey'in kız kardeşi çıktı da o yüzden kaldı. Yine bana evlat hasreti. Yine bana özlem yani. Halacığım.
Bak şimdi sen aşağı in, bir dizi seyret, olur mu? Ben de Emin'in yanına gideyim, konuşayım biraz onunla. Oh kuzum benim. Konuş kızım, konuş. Oh. Bakıyorum da, çantanı hazırlamışsın yine. Sabah çıkacağım. Daha bugün ha yarın derken kaç gündür buradayım zaten. Kalacaksın tabii. Ya sen misafir misin burada? Ailenin yanındasın. Ya lütfen sen de başlama Nur. Başlayacağım. Hiç kusura bakma. Sen bak bakayım benim yüzüme. Dilin ne söylerse söylesin. Gözlerin burada kalmak istediğini söylüyor zaten. Ne kadar sert konuşursan konuş, yüreğin ablana bir şans vermek istiyor. Yüreğin annenin yüzünü güldürmek istiyor. Lütfen Emin, kendini de, bizi de bir inat uğruna üzme. Bak, aramıza bir bebek katılacak. Bizi birbirimize bambaşka bir sevgiyle kenetleyecek. Lütfen kal bizimle. Hep birlikte hiç olmadığımız kadar bir aile olalım. Hadi İclal, aç şu telefonu ya. Ne o kız? Kocişinle mi konuşacaksın? Senin dizimizin yok mu yenge? Hadi git seyret, hadi. Senden hala dizi mi olur kızım? Ah Nazan, ah. Bir yanda kocan, bir yanda da Fahri Efendi. Ne oldu kızım sana? Yürek mi yedin? Abim bir duyarsa. Ne abimleri be? Ne anlatıyorsun sen? Abimlermiş. Boşanacağım da başlarına kalacağım diye o Fahri midir nedir musallat ettiler benim başıma. Sen niye boncuk dağıtıyorsun adama? Ne boncuğu be? Ne diyorsun sen? Ya benim ne işim olur Allah'ın zontasıyla ya? Ben onu bir kere Cahit'i kıskandırmak için yapıyorum. O da bilsin bakalım yani beni öyle fırlatıp attı ama benim de bir yerlerde illaki bir talibim var yani. Ayağını ona göre denk alsın. Anam! Senden korkulur kız. Yalnız böyle kıskandırma numaralarıyla olmaz senin iş. Benden söylemesi. Çok biliyorsun sen yenge. Ayol, bilmeyecek ne var bunda? Sen buradasın, o gencecik taze de orada. Genç, güzel. E karnına da koydu çocuğu. Ah Nazan ah. Sen böyle kıskandırma numaralarıyla oyalana dur. Ata alan Üsküdar'ı geçti bile kızım. Yenge, sen gidip dizini seyretsene hadi. Hadi! Ah, ah. Sen filmi kaçıracaktın. İyi ki gitmemişim. Sen bana filmin sonunu anlatırsın tamam mı? Tamam anne. Ben şimdi gidip yatacağım. İyi uykular. Sana da iyi uykular. İyi geceler. İyi geceler.
Kahretsin, bir dakika gibi ya. Oh. Boşuna gitmeye kalktınız. Ben iyileştiğimde gideceğim zaten, merak etmeyin. Hele bir gitme. Bu evi cehennem ederim sana. Beni kendinize bu kadar dert etmenize gerek yok. Sinirlerinize yazık, kızınıza yazık, torununuza yazık. Ben senin bildiğin aile büyüklerine benzemem. Benim bildiğim hiç aile büyüğü yok. Benim düşmanlığım, nefretim başka türlü. Tadına bakmak istemezsin. O yüzden bir an evvel bu evden gitmeye bak. Burada kaldığın her dakika bana değil sana zarar. Unutma. Onu ben öldürmedim. Annem babamı ben aşık etmedim. Kardeşinizin canını ben yakmadım. Ama bu hikayeyi öğrendiğim günden beri babamın aldığı can yüzünden benim her gün canım yanıyor. Bu cihanda sen, öteki cihanda onlar yansın. Bir bardak su dökene haram olsun. Yani biz Kozan Otomotiv olarak bu projeye iliklerimize kadar hazırız. Yani biz başta bu yola çıktığımızda Almanya'yı hayal bile edemezdik. Öyle değil mi Yiğit? Yani Almanya'yı hayal etmek bizim için hayal bile değildi, ben size öyle söyleyeyim. Yok, ben öyle düşünmüyorum. Benim hayallerim her zaman Almanya'nın ötesindeydi. Ben dünyayı hayal ediyordum. Ne mutlu bana ki Yiğit Bey büyük düşünmüş. Belki de hayallerinizi gerçekleştirmek bana kısmet oluyor. Yaz. Fatih Bey. Fatih Bey, daha imzaları atmadık, öyle değil mi? Evet. Yiğit Bey böyle hep temkinlidir. Ama yani bu akşam yemeğinden sonra imza dediğin nedir ki? Prosedür gereği atarız gider, öyle değil mi? Yok. Ben de temkin konusunda Yiğit Bey'le beraberim. Bu akşam epey yol aldık. Ama imzalar atılana kadar hayalleri bırakalım, gerçekleri konuşalım, değil mi? Evet. Ben size gördüğüm gerçeği söyleyeyim mi? Yani biz yarın akşam bir yemek daha yiyor olacağız. Ama bu sefer kutlama yemeği olacak. İşte bunu hiç sanmıyorum. Yarın akşam daha özel bir yemeğe davetliyim. Çok iyiydi, gerçekten iyiydi. İyiydi gerçekten, bu çok iyiydi. Tebrik ederim. Bu Alman disiplinini çabuk kaybettiniz bakıyorum. Almanlar önce işlemez mi? Üzerime sinmiş Alman rüzgarını küçümsemek istemem ama ben de Türk'üm. Gerçekten çok iyi ya. Vallahi bayılıyorum sizin espri anlayışınıza. Çatal versin, düşürür mü? İki gir deyip durma şu an ama birazdan pekmezini akıtacağım abi. Ben sana göstereceğim. Buradan bir çıkalım, pekmezi ben sana göstereceğim. Sen dur. Yarın akşam sizin komşudayım. Eğer kutlayacak bir şey olursa belki yemekten sonra daha hareketli bir şeyler yaparız.
Zaten Jonas ve Marcel de Boğaz'daki kulüpleri merak ediyorlardı. Tabii. Şeyle arkadaşları, Marcel'le öbür arkadaşı biz bir kulübe yollayalım da. Eğlensinler tabii. Biz de kalkalım artık. Hesap. Şu hesabı alalım. Yemek çok güzeldi. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Ne demek? Bizde Alman hesabı olmaz. Hadi kalkalım. Değil mi? Evet. Ya şüphelendiyse? Ya deliliğine gelip kendi kendine araştırmaya falan kalkarsa? Saçmalama be. Alt tarafı bir mektup. Nesini araştıracak? Konuşmam lazım. Bir şey mi dediniz? Yok, bir şey demedim. De senin söylemek istediğin bir şeyler var mı bana? Hani benim bilmem gereken, ne bileyim, olmaz ya daha önceden olmuş olan, benim öğrenmem gereken bir şeyler falan. Yok, yok canım. Yani bilmen gereken bir şey yok. Senin dediğin gibi. Yani aynen öyle. Dünya küçük. Bu gece konuşmam lazım. Of, yaşlandım. Vallahi billahi bir akşam yemeğinde yaşlandım yani. Delirtme beni. Adam Nur'a gideceğini söyledi, gıkımı çıkarmadım. Sen daha neyin peşindesin ya? He? Ne yapsaydım? Senin gibi kikirdek kikirdek mi olsaydım? Ha, kikirdek kikirdek de oldum ha, öyle mi? Ya sen var ya, insanın ömrünü törpülersin ha kardeşim. Vallahi billahi. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun şu yemek kazasız belasız bitti ya Rabbi. Ha böyle şükredersin. Bin tane laf ediyorsunuz ama muradınız erdiniz mi Cahit Bey? Ya ben muradım erdim, öyle mi? Ha? Ben erdim muradıma. Almanları ben kendi keyfim için çağırıyorum. Şirketle falan hiçbir alakası yok değil mi? Ya amma ağladım be. Neticesinde bağladık mı iş Almanlar? Bitti mi? Tamam. Sen nasıl bir adam oldun be kardeşim ya? Ha? Madem bu kadar kıskanıyorsun, git tut kızın elinden. Kız seni kazanmak için maymuna döndü be. Ya al, barışın. Anladın mı? Biz de rahat edelim, siz de rahat edin. Şu şirket de bir rahat etsin. Rahatlasın abi. Mıybet mıybet de bitsin şirkette. Rahatlarsınız hepimiz. Hadi. Tamam. Saklama. Saklarsan büyüyecek. Söyle. Söyle kurtul. Bakalım Asayiş Berkemal mi? Teyzem ikinci operasyonu yapmış mı bakalım kız kardeşimize? Ben Yağmur'u hiç görünmeyeyim. Şimdi Elmas aynı odada kalıyorum ya, kıza mikro falan bulaşmasın. Yani sen de bu ayakla kaçıyorsun yani. Hayda, ne ayağı ya? Allah Allah, ne kaçması abi? Neden bahsediyorsun ya? Hadi size iyi kıskançlık kavgaları. Yalnız bana bak, kafayı fazla o tarafa çevirme. Bas biraz kafayı da seni kestiğini anlamasın hadi. Seni yakalayamayacağım diye çok korktum. Yo. Ha? Yolumu mu gözlüyorsun? Ha? Ha dur dur, sen akşam yemeğini merak ettin tabii arkadaşını. Ne olacak, arasaydın. Ha yoksa telefonu bende var, vereyim. Ha gerçi yarın akşam size yemeğe gelecek, o zaman alırsın sen. Kıskandığını biliyorum. Kim, ben mi? Ne?
Ben. Kıskanmak. Yok canım, ne kıskanması, saçmalama. O eskiden de Nurhan. Onlar geçti bitti, onlar eskiden de. Kıskanmadın yani. Hani onu nereden tanıyorum, nereden bu samimiyet diye merak etmiyorsun. Etmiyorum. İyi. Ben de eve gelirken karşılaştık diye boşuna stres yapmışım demek ki. Ben gidip yatayım o zaman. Bana bak. O adamla ilgili bilmem gereken saçma sapan bir şey varsa hemen söyle, çünkü o adamla iş yapacağım. Yoruldun mu annesinin bir tanesi? Birazdan baba gelecek. Anne ile baba bu gece birlikte uyuyacak. Her normal anne baba gibi. Ay benim canım oğlum, sen bu gece babanla mı uyuyacaksın? Heh. Bak oğlum, cici babalar hep böyle lafların üstüne gelirler. Vitaminlerini aldın mı Elmas? Hı hı, aldım. Kıza da hiç yaklaşmadım. Bu kat da yoktu zaten. Hadi sen üstünü değiştir de gel uyuyalım rahat rahat. Yok ya. Sen şey yapma ya, ben şurada koltukta uzanırım zaten. Nasıl ya? Aa, daha neler artık? Ya ben şimdi böyle biraz deli yatıyorum, vururum falan karnına falan, gerek yok yani, onun için diyorum. Seninle bir yastıkta yatmak istemiyorum demiyorsun da güya beni düşünüyorsun değil mi Cahit? Ne alakası var Elmas? Hadi gel gel. Gel tamam, pijamalarını da giyme. Gel. Çekinme babası. Yemeyeceğiz seni, gel. Korkma. Elmas bak şimdi ya. Hadi gel gel. Böyle. Elinde böyle oğlunun üstünde. Mışıl mışıl uyuyacağız. İşte bu kadar. Fatih'in kirvesi oluyor işte. Biz de çocukluk arkadaşıyız aynı mahalleden. Yani sonra o Almanya'ya gitti. İşte bu kadar. O kadar? O kadar. Ya o kadarsa niye kıvranıyorsun bu kadar? Ne kıvranması Yiğit ya? Bak, adam gibi soruyorum sana. Adam gibi cevap ver. O adamla ilgili bilmem gereken saçma sapan bir şey var mı yok mu söyle. Zaten kasıntı adamın teki. Böyle Alman'a köle havaları falan. Hiç sevmem ben öyle olduğum havalarında adamları ha. Cahit öyle ağzının içine bakıyordu Almanya Almanya diye. Şerefsizim, seninle ilgili yamuğu çıksın yakarım o anlaşmayı. Evet. Şimdi sizi dinliyorum. Ne oldu hadi? Ne sırıtıyorsun? Ay Nur, nereden öğrenecek Allah aşkına? Bu Fatih de aptal mı? Senin eski karın küçümenken bana aşk mektubu yazdıydı mı diyecek. Nereden öğrenecek adam? He. Hadi gene takıldın öyle kelebek gibi. Şey... Yok. İşte sana söyleyecek başka bir şeyim yok. Yani dediğim gibi biz şey çocukluk... arkadaşıyız. Yani aynı mahallede büyüdük. O kadar. Çocukluk arkadaşı, o kadar. He. Tamam. Yani zaten... Ben de yani öyle kıskandığımdan, merak ettiğimden falan değil yani. Adamlarla şimdi çalışacağım yani. O bakımdan. Bir öğrenmek lazım. Çok mühim bir şey değil. Hem ne kıskanacağım ki? Gözünü seveyim. O adamı mı kıskanacağım? Bıyıklarını mı kıskanayım herif? Aferin Nur. Aferin ya, aferin. Adam gibi soruyorum sana, adam gibi cevap ver. O adamla ilgili bilmem gereken saçma sapan bir şey var mı yok mu söyle. Zaten kasıntı adamın teki. Böyle Alman'a köle havaları falan.
Hiç sevmem ben öyle olduğum havalarında adamları ha. Cahit öyle ağzının içine bakıyordu Almanya Almanya diye. Şerefsizim, seninle ilgili yamuğu çıksın yakarım o anlaşmayı. Resmen uluslararası proje. Çok büyük iş, çok. Oh, gelsin primler. Affedersin. Şey, şu fiyat listeleri. Ha, şu sayfayı sen halledebilir misin acaba? Hadi ama. Kendine gel artık ya. Yok bir şey. Büyütme şunu. Kimse bilmiyor işte. Eh yani beni buraya getirdin ya. Ne diyeyim ben sana Elmas? Canım seni türlüğünden çekti. Ne yapayım anne? Sanki uzakta oturuyorum. Yapardım gelir alırdın sen. Yok öyle kızın evine gelmemek falan. İnadına geleceksin anne. Maşallah. Odaları da birleştirdiniz. Artık iyice senin evin oldu ha. Bak kendini kandır, kendini kandır ama beni kandırma kızım. Ayıptır. Ay anne Allah aşkına bir günde şunu kavgasını yapmayalım ya. Bak ne güzel Emin geldi. Yanında artık. İnsaf olma senin de azıcık yüzün gülsün. Vallahi allem etti, kallem etti. Sonunda Emin'i ikna etti Nur. Doğru bunları ince. Ya yazık. Bu kadar derdinin arasında. Ne derdi varmış ki Nur'un? Ay anne. Bu Fatih var ya. Yine mi geldi o Elmas'ın anası ya? Yol geçen anına döndü. Allah bilir daha kimler gelecek bu eve. Anne. Sen şu kızı takma artık. Bak zaten karantinada mı ne? Çıkamıyor odasından işte. Ya tabii. Benim çatımın altında yatsın, uyusun. Yesin, içsin. Ama neymiş efendim odasından çıkamıyormuş. Ne yapayım? Dans mı edeyim? Dünden beri 30 kez aradı yani. İçine mi doğdu, ne oldu artık Elmas'ın, Cahit'in odasına taşındı. Neyse artık açayım, ne yapayım. Efendim Nazancığım. Ay bir de Nazancığım diye açmaz mı telefonu? Nazancığım dün geceden beri seni arıyor. Sen neredesin acaba İcralcığım? Hiç sorma Nazan. Sen bana dünü hiç sorma. Bana bak evdesiniz değil mi? Geliyorum ben. Gel. Gel tabii, geç bile kaldın. Aa, niye ki? Ne oldu, bir şey mi oldu? Nazancığım artık gel işte, kendi gözlerinle gör. Hadi. Allah Allah. Ay. Oh, Nazan da geliyor. Sen şimdi seyret bakalım şenliği. Ben bir şal alacağım. İstiyor musun? Yok. Ne diyorsun sen? Bak sen şu Nur'un yaptığını. Aman 12 yaşındaki Nur'un yaptığını. Bacak kadar boyu da tut sen bir de mektup yaz ha. Artık ne yazdıysa o aşk mektubunda. İşte ikisi beraber iş yapacaklar diye beynini yiyor şimdi. Aa, bak sen şu Allah'ın işine. Onca seneden sonra çocukluk sevdanla sevdiğin ortak olsun. Aman anne öyle duymasın sevda meda dediğini ha. Ben bir ilk aşkın diyecek oldum, ağzıma acı biber sürüyordu vallahi. Ne yapsın kızcağız? Malum Yiğit Bey'in kıskançlığı. Ya madem bu kadar kıskanıyor da neden barışmıyor? İşte Nur'un da paniği ondan bence. Tam bu böyle Yiğit'i yumuşatıyordu. Ondan sonra çat diye karşısına ilk aşkı çıktı. Yetmiyor şimdi bir de ortak iş yapıyorlar. Ondan Yiğit öğrenirse diyor ödü kopuyor bizimki. Öğrenirse yandı gülüm keten elba.
biri geldi galiba. Kimmiş ya? Bilmem. Bana öyle geldi herhalde. Anne bak, konuştuklarımızı kimsenin duymaması lazım ha. Aman diyeyim, aman. Ha, sakın. Koş, benim çantamla montumu getir. Hadi, çabuk. Ne oluyor Ejder? Ben sana döndüğümde anlatacağım annen ne olduğunu. Hadi çabuk. İhlal, ne yapıyorsun Allah aşkına? Anne, bu sefer o yılanın başını öyle bir ezeceğim ki bak göreceksin. Hadi. Abuk subuk bir şey yapıp yine başını belaya sokma. Yok, bu sefer benim başım belaya girmeyecek. Onun başı belaya girecek. Çabuk kızım. Ya nereye gidiyorsun onu söyle bari. Şirket çıkarması yapmaya gidiyorum. Geleceğim, bekle. Nereye? Annem seni bahçede bekliyor Nazan. Sen yılan sen. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Nereye gitti şimdi koştura koştura? Hadi ellerine sağlık anneciğim. İyi bak kendine Hoş geldin Nazan. Ay hoş bulduk da bu ne böyle Allah aşkına ya? Anasını kapılardan geçiriyor evin hanımı gibi. Sen burada misafircilik oynarken bizimle Atalan Üsküdar'ı geçtin. Ay Allah aşkına sen de yengem gibi başlama Aytül Hanım ya. Küçük hanım Cahit'le aynı odada kalıyor. Şu an senin olman gereken yerde Elmas uyuyor. Çıktın ya. O odada kalamaz. Ne diyorsun be? Sen benim kocamla aynı odada kalamazsın Elmas. Ah canım. Sen tabii müjdeyi aldın. Böyle bir solukta koşturdun geldin değil mi buraya? Ama boşa koşturdun Nazan. Ben odama yerleştim bile. Bundan sonra böyle. Sen ister boşan, ister boşanma. Bundan sonra böyle Nazancığım. Bir daha bana dokunursan eğer senin o ellerini kırarım. Anladın mı? Sen istediğin kadar kendini parçala. Ben yerimi buldum Nazan. Ben yerimi buldum şimdi çık git. Thank you.
ya Rabbim. Elmas, ne yaptın sen? Nazlı Hanım. Evet, cümleten hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hadi. Katılıyorum. 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 Tabii ki zaman. Sen eksiksin zaten. Bir de keyifli ya. Yiğit'ciğim, ben geldim. Hoş geldin Dicle. Fatih Bey mi yoksa? Reputasyonun benden önde gidiyor galiba. Memnun oldum. Dicle Kozan ben. Adınızı duymuştum. Ben de memnun oldum. Yiğit'cim, biz biraz konuşalım mı vaktin varsa? Tabii. Hadi odama geçelim. Yemekte görüşürüz. Hadi bizi tebrik et. Anlaştık. İclal, eğer Yağmur'la teyzem arasında bir husumet geçtiyse Allah aşkına alıştır alıştıra söyle. Ya ben çünkü artık teyzeme nasıl dizginleyeceğimi... Sakin ol. Sakin ol. Kriz falan yok. Ben buraya sana haksızlık yaptığımı anladığım için geldim. Haksızlık mı? Nereden çıktı? O kadını asla aşamayacağını, unutamayacağını sanmıştım. Ne oldu Dicle? Nereden çıktı bu? Ya ben bugün duyduklarımdan sonra anladım ki sen o kadını çoktan geride bırakmışsın. Ne duydun ki sen? İşte ilk aşkıyla ortak olmanızı söylüyorum. Yani Fatih Bey'den bahsediyorum. Ben seni birazcık olsun tanıyorsam, sen o kadının ilk aşkıyla ortak olduysan eğer, onu unutmuşsundur. Kadından vazgeçmişsindir. Bu akşamki misafirliğim son misafirliğim olmayacak anlayacağım. Artık buradayım. Eniştem çok sevinecek. Hiç doyamamıştı sana. Anlaşmanız inşallah herkes için